NBA'de şampiyonluk yaşayan tek Türk basketbolcu. Kariyer rekoru olan 43 sayı ile bir NBA maçında en fazla sayı atan Türk. All-Star seçilen ilk ve tek Türk basketbolcu. Bu 7 milyar dünya nüfusu içerisinden ligin oynandığı 300 milyonluk Birleşik Devletler içinde seçilmiş ve en yetenekli 26 basketbolcudan birisi olmak demek. Üstelik bunu Türkiye'den yapıyor olmak demek. Nike'ın kendisi için tişört ürettiği, aynı zamanda ayakkabı tasarladığı tek Türk de oydu. Daha bitmedi. NBA'de haftanın oyuncusu seçilen ilk Türk oyuncu da olmuştu. NBA'de her şeyin ilkini onunla yaşadık. O Mehmet Okur. Ancak gelin bu başarıların bazılarına daha yakından bakalım. NBA kariyerinde ilk defa ilk 5 başlama fırsatını, aynı pozisyonu paylaştığı ve yedeği olduğu takım arkadaşının kalp rahatsızlığı geçirmesiyle yakalamıştı Mehmet Okur. Üzücü bir durum olsa da bir fırsattı bu. Yedekten çıkıp kendini gösterme fırsatı yakalamıştı. All-Star seçilmesi sadece kendisi için değil, Türkiye için de bir başarıydı. Ancak bu başarıya daha yakından baktığımızda Mehmet Okur'un All-Star seçilmesi de bir fırsattı aslında. Veya şans diyelim. Batı konferansında sakat olan Allen Iverson ve Steve Nash'in yerine iki oyuncu aranmaktaydı. Dönemin NBA yöneticisine Mehmet Okur tavsiye edilmişti. Başlarda ona sıcak bakmasa da Okur, NBA yöneticisinin kendisini seçmesiyle All-Star olabilmişti. Steve Nash ve Allen Iverson'ın sakatlanmış olması da bir fırsattı onun için. Peki kendisinin önüne bu fırsatlar çıkmasa bugün olduğu kişi olabilir miydi? İşte ona kendisiyle bütünleşen lakabını veren şut. Spiker'i duydunuz mu? Spiker'in kullandığı bu terimden sonra Mehmet Okur için yeni bir lakap ve isim doğar. The Money Man. Money para dışında iyi bir özelliğe, iyi bir kaliteye ya da olağanüstü seviyede beceri, yetenek için söylenir. Bir para birimi kadar iyi olmak. Aynı zamanda basketbolda zor ve kritik şutlar için söylenen bir terimdir. Bir şey harikaysa veya kusursuza yakınsa bunu söylerler. Mehmet Okur'un şutları gibi kusursuz olan şeyler yani. Az önce izlediğimiz 27 saniye kala atılan kritik, maç çeviren şut var ya. İşte Mehmet Okur'un kariyerinde bunlar gibi yüzlercesi var. Maçların son saniyelerinde eli bile titremeden attığı şutların seviyesine henüz başka bir Türk çıkamadı. Bu NBA koçu, Türkiye'de garip şeyler oluyor. Hido'dan sonra bir de Mehmet diye biri çıktı. 2.20'lik adamlara nasıl böyle şutlar olmayı öğretiyorlar merak ediyorum demişti. Üstelik bunu söylediği maçta Mehmet Okur, o zamanlar Washington Wizards'ta yer alan Michael Jordan'a karşı oynamaktaydı. Bundan 10 yıl önce bir Türk oyuncusunun NBA'de Jordan'a karşı oynaması hayal değil, ancak bir rüya olurdu. Bu rüyayı Hido'dan sonra Mehmet de gerçekleştirdi. O yıllarda NBA'de boyu bu kadar uzun olup bu kadar uzaklardan şut atabilecek oyuncu sayısı yok denecek kadar azdı. Günümüzde ise oyun nasıl da buna evriliyor biliyorsunuz değil mi? Mehmet Okur şu anda NBA'de oynayacak olsa yine ilgi çekerdi, yine sırıtmazdı. 2022 yılında artık guard oynayabilen, üçlük atabilen, pas verebilen uzunlar arıyor NBA. İşte Mehmet Okur bunu neredeyse 15 yıl önce yapıyordu. Birine şut öğretmek isterseniz Mehmet Okur'un videolarını izletin. Kendisini NBA tarihinin en iyi üçlük atan pivotları listesine alan yabancı kaynak sayısı hiç de az değil. Ama o yıllarda basketbol buna alışık değildi. Üçlük atan uzunlara. Özellikle Türkiye'de değildi. Yapılan yorumlara bakın. 5 numara olmasına rağmen potu altından hiç sayı atmayan, bütün şutlarını boyalı bölgenin dışından atan basketbolcu. Pivot dediğim biraz içeriği zorlar ve 10 sayı atıyorsa 6'sı içeriden olmalıdır ki bir tehdit olarak görülsün. Garip bir düşünce. Sahanın her yerinde etkili bir pivottan daha büyük bir tehlike olabilir mi ki? Mehmet Okur da 2007 milli takımında bir All-Star performansı göstermeyince bu tip yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu. All-Star performansını bir kenara bırakalım. Birçok yıl milli kadrolarda yer alamamıştı veya almamıştı kendisi. Aslında NBA kariyerine biraz daha fazla odaklanmak istiyordu desem yanlış izah etmiş olmam umarım. Milli takımda oynamak istemiyordu diyemeyiz belki. Milli takımda NBA'de kullanıldığım gibi kullanılmıyorum. Ben klasik bir pivot gibi sırtı dönük alçak posta oynayacaksam bunu yapabilecek başka arkadaşlarım da var demişti. Haksız da sayılmaz. All-Star seçilmesinin ardından ilerleyen yıllarda Okur'un performansı düşmeye değil iyice artmaya başlamıştı. Öyle ki 2009 senesinde oynadığı son 10 maçında 24 sayı ve 10 rebound ortalaması tutturmuştu. Şutlarından bu kadar çok bahsederken boş yapmıyorum. Tam olarak %53 saha içi isabet, %56 üçlük yüzdesi tutturmuştu. Serbest atış yüzdesi ise bu 10 maçında %91'e kadar çıkmıştı. %56 üçlük, %91 serbest atış yüzdesi. Ne demek? Herkes bir daha All-Star seçilecek mi acaba diye düşünmekteydi. Golden State karşısında %100 üçlük isabetiyle 28 sayı. Ertesi maç Miami Heat karşısında %80 üçlük ile 25 sayı. Sonraki maç Wizards'a 27, Phoenix'e 25 sayı atmıştı. Memo ikinci kez All-Star olmaya göz kırpan performanslar sergiliyordu resmen. 2009 yılında All-Star oylamasında center'lar arasında 4. sıraya kadar yükselmişti. Önünde Yao Ming, Shaquille O'Neal gibi isimler vardı. Dürüst olmak gerekirse bunları geçip All-Star'a kalması olanak dışıydı. Bir önceki All-Star yılında olduğu gibi önündeki en az 2-3 sporcunun sakatlanması gerekirdi. Böyle bir durum olmayınca da en iyi sezonlarından birinde All-Star olamamıştı Mehmet Okur. Bir önceki Cedi videosunda Cedi'nin üçlük yüzdesinin yeterli olmadığını söylemiştim. Fakat orada asıl demek istediğim şuydu ki Cedi lige girdiğinde %36 ile üçlük atıyordu. Üzerinden 6 sezon geçmesine rağmen bu sayı hala aynı seviyelerde.
Mehmet Okur ise Utah Jazz takımıyla başladığı ilk sezon %27 olan üçlük yüzdesini 6 sezon sonra %44 seviyesine çıkarmıştı. Bu neredeyse 2 kat fark, 2 kat gelişim anlamına geliyor. Mehmet Okur NBA taraftarlarının sevdiği, kendini kabul ettirmiş ve kanıtlamış bir oyuncuydu. Peki kötü özellikleri var mıydı? Tabii ki. Mehmet Okur kendi boyunda bir basketbolcu için oldukça hareketliydi. Fakat aşırı hızlı veya patlayıcı değildi. Crossover'ları, yön değiştirme hızı iyi seviyede sayılmaz. Aynı zamanda sırtı dönük post oyunlarında şutları kadar güçlü ve istikrarlı olduğu da söylenemezdi. Savunma tarafında ise yapabilecekleri sınırlı bir oyuncuydu Memo. Yanal çabukluğu kötüydü. Karşısındaki rakip hızlı yön değiştirdiğinde karşısında duracak çabukluğu yoktu. Blok vurmak için veya savunma yapmak için ekstra çaba göstermezdi. Veya elinden bu kadarı mı gelirdi bilinmez. Ama savunma yönü gelişmemiş bir oyuncuydu. Ligdeki diğer patlayıcı center'lara ayak uydurmakta güçlük çeken Mehmet Okur, iyi zıplayabilen bir oyuncu da sayılmazdı. Açıkçası harika paslar atamazdı. Yine de attığı paslar top kaybına yol açmıyordu. Zamanında benim en büyük avantajım ayaklarımın yavaş olması. Çünkü uzun yıllar oynamamı sağlayacak demişti. Ayaklarım zaten yavaş, zor sakatlanırım diyordu yani. Kariyeri ise yaşadığı aşil tendonu sakatlığından sonra yoluna girmedi. İronik. Tüm bu saydığım konularda ortalama bir oyuncuydu Mehmet Okur. Veya kötü, ne derseniz. Güçlü özelliklerinden söz etmeyeceğim. Tek bahsetmek istediğim ne kadar clutch, yani son saniyelerde nasıl etkili, güvenilir bir oyuncu olduğuydu. Moneyman lakabını boşuna almamıştı. Sonuna kadar da hakkını verdi. Malum kişiler veya olaylara hiçbir bağı olmadan sadece sporuna odaklanarak hepimizi gururlandırıyordu. Günümüzde değerini biraz daha fazla anlamaya başladık gibi. Her şeyden önce zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcuydu. Geçmişte milli takım olaylarından ne kadar eleştirilse de şu an düşünüldüğünde sadece spor ile karşımıza çıkan, en gurur duyulan Türk oyuncularımızdan da o.